Bir yaz günü, güneş batmak üzere, bir köşkün balkonunda, hasır koltuklarda kadın ve adam içkilerini içerler. Sinsi bir suskunluk var aralarında. Sessizlik, acımasız bir avcı gibi pusuya yatmış. Adam rahat bir tavırla oturduğu koltukta, arkaya doğru yaslanmış, kadın ise bir serçenin telaşıyla parmağındaki evlilik yüzüğünü evirip çevirmekte. Biraz konuşabilir miyiz? Seni dinliyorum. Yürümeyen bir şeyler var yaşamımızda. Bir yatırma mı bu? Yıllardır böyle. Eksikleri mi var sana karşı? Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Ne gibi? Bir cehennemdeyim sanki. Her gün biraz daha tükeniyorum. Oyalanacak bir şeyler bul kendine. Ne bileyim, resim çiz, kitap oku. Sen iş gezilerine gidince çok yalnız kalıyorum. Büyükada'daki köşke taşın. Bir de köpek alırız sana. Çocuğumuz yerine köpeğimiz olacak, öyle mi? Oyalanırsın. Yalnız bırakmaz seni. Diğer eşlerinden çocuklarım var nasıl olsa. 40 yaşıma şunun şurasında 3 yılım kaldı. Artık zaman kaybetmek istemiyorum. Yaşamımda bugüne kadar yaptığım, isteyerek yaptığım bir şey olsun. Of of. Evlenmeden önce konuştuk bu konuları. Benim bu yaştan sonra hiç beşik sallamaya niyetim yok. Haydi uzatma artık. Akşamki davet için hazırlan. Bu gece Alman tekstilciler geliyor. Yine sana ihtiyacım var. İşletmeyi bitireceğime, senin gibi filolojiyi bitirseydin keşke. Şu dil işini bir türlü beceremedin. Ha? İnci kolyeni de tak. Gecenin en güzeli yine sen olmalısın. Sana uyanıyorum. Arkadaşlarına, ailene, çevrene uyanıyorum. Yanında bir gül gibi dolaştırıyorsun beni. Güzelsin de ondan. Mutsuz güzel. Boşanalım. Ben seni seviyorum. Üstelik dış kapının mandalı bir akrabamız var diye annen ölmeden önce seni bana emanet etti. Ah annem. Babamın işlerinin bozulmasına neden anne? Babamın ölümüne neden anne? Paraya doymayan kızı. Biz senin yanında mutlu değiliz. En çok Ayşe'nin küçük kızının yanında kendimi mutlu duyumsuyorum. Bambaşka bir dünyadayım sanki. Senin kendini beğenmiş arkadaşlarından, onların zırvalıklarından, gösteriş budalası ailenden 1000 kat daha iyi geliyor bana. Yani ben seni mutlu etmiyorum değil mi? Beni sevmiyor musun? Bir elin yağda, bir elin balda. Senin yerinde olmak için binlerce kadın can atıyor be. Seni ben seçmedim, annem seçti. İyi ki seçti. Yoksa Yalova gibi bir yerde sokağa çıkamazdın. Anaşistin sevgilisi diye seni tefe koyarlardı be. Onurumla yaşamayı öğretti bana. Beceremedim. Keşke ben de ölseydim onunla. Mal gibi satıldım sana. Satın aldığın batık şirketler gibi satın aldın beni. Sana güzelliğini, kadın olduğunu hatırlattım. Sana değer verdim. Namusunu temizledim. Üzerine bir ev, bir de araba aldım. Bu yetmedi. Annene ta bir Yalova'da bir ev aldım. Erkek kardeşini hacizden ben kurtardım. Babanın intiharından sonraki borçlarını yine ben ödedim. Ben olmasam perişan olmuşsunuz be. Bunların hiçbirini ben istemedim. Sen paranın kiriyle yaptın bütün bunları. Yaptım ya. Sen sonuna bak. Hadi git hazırlan artık. Geç kalıyoruz. Bu gece yalnız gideceğiz. Nereye gidiyorsun? Bana insan olduğumu anımsatan her yere.